Ve o emekleri için buradan hepiniz adına selamlarımızı, saygılarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyorum. Sevgilerimiz, selamlarımız, teşekkürlerimiz yoldaşlarımıza, ama uyarılarımız da bu zihniyeti yürüten bütün iktidarlaradır. O gün başka bir iktidar vardı. Açıkçası ezbere hatırlayamam, şimdi söyleyemem. Kimdi başbakan? Açıp bakmam gerekiyor. Unuttum. Ama bu arkadaşlarımız unutulmadı. Unutulmayacak da. O gün bu zihniyeti, demokratik siyaseti ezme zihniyetini iktidarda yürütenler tarihin çöp sepetindeler. Ondan sonra gelenler de denediler aynı yöntemlerle demokratik siyaseti tasfiye etmeyi. Onlar da başaramadılar. En son şimdi mevcut iktidar bundan medet umuyor. Dokunulmazlıkları kaldırdılar. Dokunulmazlıkların kaldırılması meselesini tarih enine boyuna yazacak, ama zaten şimdiden de kimin hangi ölçüde nasıl bir katkısı olduğunu herkes görüyor. O gün direnenler yine başı dik, onurlu bir şekilde sesini yükseltiyor. O gün bu kararı alanlar ve onlara destek olanlar mutlaka bir muhasebe yapıyorlardır. Bu muhasebeyi yapmaya devam etmelerini dostça öneriyorum. Çünkü aynı tuzaklar hala başka konularda önlerinde duruyor. O gün o kararı verenlere zaten özel bir söz söylememe gerek yok. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Ama o karara o gün hangi gerekçeyle olursa olsun destek olanlara buradan dostça bir hatırlatma, bir uyarı yapma görevi var üzerimizde. Bunu bir sorumluluk, bir görev olarak biliyorum. O gün size çeşitli gerekçeler sundular. O gün çeşitli kampanyalarla, mahalle baskısıyla iradenizin oraya kaymasına yol açtılar. Daha sonra tezkerelerde aynı yöntemi uyguladılar. Bundan sonra da başka yöntemler gelebilir. Lütfen bu yöntemlere karşı daha uyanık olalım. Çünkü biliyorum ki bugün o kararı verenlerin tabanında da, o desteği verenlerin tabanında da bu sorular devamlı soruluyor. Bizim kurtuluşumuz bu iktidarı rahatlatmakla olmaz. Bizim bu ceberrut yönetimden kurtulmamız hep birlikte mücadele etmemizle olur. Hiçbir dönemi nefret ve intikam duygusuyla anmıyoruz değerli yoldaşlar. Bizim kimseye intikam duygumuz yok, kimseye nefretimiz yok. Sadece dostça uyarı yapma görevimiz var, hakkımız var. Onu da bu şekilde belirtmeyi tekrar bir zorunluluk olarak gördüm. Peki 2 Mart'tan bu yana geçen kongremize gelene kadar yaşadığımız tablo neyi gösteriyor? Dimdik ayakta olmakla kalmıyoruz. Büyüyoruz, çoğalıyoruz, yürümeye devam ediyoruz. Çünkü biz umudu taşıyoruz. Bize halkın verdiği güç de bu ülkenin umudu olmaya and içtik biz. Bu umudu asla karartmayacağız. Halkımız bize desteğini verdikçe, bize inandıkça, bize omuz verdikçe bu umudu daha da büyüteceğiz. Ve umut gerçekliğe dönüşene kadar da ne geliyorsa elimizden onu mutlaka yapacağız. Bunun özeti şudur değerli arkadaşlar. İktidar da bilsin, başka dostlar, diğer kesimler ve özellikle dostlar bilsin. Bizim buradaki ısrarımız demokratik siyasette ısrardır. 1994'te de aynı kararlılık vardı. Biz demokratik siyasette ısrar ettiğimiz için bu baskıların hiçbirine boyun eğmedik. Kalktık, yürümeye devam ettik. Siyaset bizim için ikbal meselesi değildir. Siyaset bizim için, hani tabir caizse yanlış anlaşılmasın, ateşten gömlektir. Onurla giyeriz o gömleği. Ama biz bu işi halkımızın verdiği onayla, iradeyle halkımıza hizmet için, bu ülkeye barış, demokrasi ve özgürlük getirmek için üstleniyoruz bu görevleri. Dolayısıyla o günden bugüne partilerimiz kapatılıyor, yeniden açılıyor. Arkadaşlarımız
tutuklanıyor, cezaevlerine tıkılıyor, rehin alınıyor ama binlerle arkadan gelenler bu partiyi il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle örgütlemeye devam ediyorlar. Bunun ne anlama geldiğini herkes lütfen görsün. Bütün dünya, Orta Doğu'daki bütün karar alıcılar ve halklar şunu net bir şekilde görsünler. Bizim bu direnişimizin anlamı demokratik siyasette ısrardır, barışçıl çözümde inattır. O nedenle bu kadar güçlü, bu kadar kararlı, bu kadar inançlı yürüyoruz. Yine tehditler savruluyor bize, yine çeşitli oyunlar ima ediliyor, manevralar ima ediliyor. Fakat biz bunlara aldırmıyoruz. Bunlara kulağımızı tıkıyoruz. Türkiye halklarına yeniden ve yeniden sesleniyoruz. HDP bu ülke için umuttur, şanstır. Çünkü HDP her türlü savaşın ve şiddetin karşısında demokratik siyaseti, her türlü karanlığın karşısında demokratik çözümü savunmaya devam eden neredeyse tek partidir. Evet, demokratik siyaset bizim yolumuz, barışçıl çözüm bizim hedefimizdir. Barışçıl çözümden kastımız elbette en başta Kürt sorunudur. Kürt sorunu ile ilgili çözümdür. Biz barış çağrılarını Kürt sorunu ile ilgili yaparken bazıları bunu farklı yorumlamaya çalışıyor. Değerli dostlar, bizim tek muhatabımız var bu çağrılarda. Toplum, Türkiye toplumu, Türkiye'nin demokratları, Türkiye'nin vicdanlı insanları, Türkiye'nin ahlaklı insanları, iyi insanları, emekçileri, kadınları, gençleri. Bizim çağrımız onlaradır. Gelin barış mücadelesini büyütelim. Hangi iktidar mevcut olursa olsun ona barışı hep birlikte dayatalım. Yapmıyorsa o iktidarı değiştirelim. Ama hep birlikte. Biz kimseye gelin masa kurun oturalım diye çağrıda bulunmadık. Biz ne yaptığımızın farkındayız. Demokrasi ittifakından söz ederken de toplumla ittifaktan söz ediyoruz. Şüphesiz toplumdaki her bir bireyi, kuruluşu, her bir örgütlenmeyi muhatap alıyoruz ama bütün muhalefet partileri de bu çağrımızın muhatabıdır. Gelin birlikte demokrasi ittifakını örelim. Birleşebileceğimiz, uzlaşabileceğimiz, mutabık kalabileceğimiz temel ilkeleri tespit edelim. Temel değerleri müzakere edelim ve ülkeye yeni bir yol önerelim. Bunu hep birlikte yapalım. Biz bunu gizli kapaklı yapmadık, hiçbir zaman yapmadık. Hiçbir zaman hiçbir partiyle kapalı kapılar ardında pazarlık etmedik, müzakere yapmadık. Çağrımız açıktır, tutumumuz şeffaftır, berraktır. Demokrasi, barış, özgürlük isteyen. Herkesle temel ilkeler etrafında bir araya gelmeye hazırız. Eğer muhalefet partileri sorumluluklarını yerine getirmezlerse çağrımız yeniden onların da tabanındadır, kendi tabanımızadır. Hiçbir partiye sıcak bakmayan bütün iyi insanlardır. Gelin buluşalım. Bu gidişata hep birlikte son verelim. Eşit, kardeşçe ama eşit ve özgürce birlikte yürüyelim. Ancak bu şekilde bu savaş politikalarını durdurabiliriz. Bu talan politikalarını durdurabiliriz. Bu yalanı durdurabiliriz. Bu kanı ancak bu şekilde durdurabiliriz. Sevgili kardeşlerim, yoldaşlarım, bizi izleyen değerli halkımız, biliyorsunuz bundan 4 gün önce İdlib'de bir saldırıda sayısı farklı şekilde söyleniyor ama ilk açıklamalara göre 34, sonraki açıklamalara göre 36 asker hayatını kaybetti. Ama ölümler onunla sınırlı kalmadı. Ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Ölen her bir insan bizim yüreğimizden bir parça alıp gidiyor. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Acıyı en fazla savaşı istemeyenler,
en fazla insan onurunu savunanlar hisseder. O acı bizim yüreğimizdedir. Ölen her bir askerin ailesine, sevenlerine buradan sabır ve başsağlığı diliyorum. Fakat unutmayın, savaş devam ederken ölenlerin milliyeti, cinsiyeti ve çevresi, geldiği köken sorulmuyor. İnsanlar farklı milletten, inançtan ölmeye devam ediyorlar. Biz orada ölen herkesin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Savaş insanları, insanların gerçek hayatlarını yok ederken buna ayrımcı yaklaşmak vicdanları yok eder. Biz hem acıyı yüreğimizde taşıyoruz hem de vicdanı korumaya devam edeceğiz. Bu savaş durmalıdır. Bu savaşı durdurmalıyız. Ölen askerler, ölen siviller hepsi insanlığımızı eksiltiyor. Eğer insanlığımızı kurtarmak istiyorsak bu savaşa yüksek sesle hayır demeliyiz. Lütfen hiç kimse şantajlara, tehditlere aldırmasın. Çünkü bugün sessiz kalırsak yarın daha büyük bedeller ödeyeceğimiz tarihin pek çok tecrübesiyle kanıtlanmıştır. Evet, bizler sessiz kalmamalıyız. Bugün yurttaşlar soruyor, özellikle son bir ay içerisinde. Suriye'de ne işimiz var? Şimdi bir girişim de var. Çeşitli kuruluşlar bu girişimi başlattılar. O girişimde bir çağrısı var. Onu da size okuyacağım buradan. Evet, bu seslerin çoğalmasını bekliyoruz. Biz kendimizi bu seslerin bir parçası sayıyoruz. Hiç kimseye hiçbir konuda öncülük etme gibi bir iddiamız yok. Evet, biz vicdana, biz insanlığa öncülük etmek için buradayız ama bizim ne bir kibrimiz var bu konuda, ne bir kompleksimiz. Kim yürürse onunla birlikte yürürüz. Eşit şartlarda yürürüz. Kimse sadece bu çağrıların HDP'nin öncülüğünü vurgulama amacı taşıdığını da düşünmesin. Hepimiz birlikte yürüyeceğiz. Biz savaşa hayır diye her sesin içinde olacağız. Her yürüyüşün içinde olacağız. Bütün arkadaşlarımız, bütün teşkilatlarımız bu sesi zaten çıkarıyorlar, daha da güçlü çıkaracaklar. Kim buna katılırsa onlarla birlikte bu sesi yükseltmeye hepimiz hazırız. Dört kuruluşun bu bildirisini hemen okuyorum sizlere. Demokrasi İçin Birlik, Diyalog Grubu, Doğu Güneydoğu Dernekleri Federasyonu ve Yurttaş Girişimi şöyle kısa bir bildiri yayınladılar ve bu bildiri şimdi imzaya açıldı. Suriye'de verdiğimiz onlarca can için yas tutan, canı yanan, öfke duyan yurttaşlar olarak soruyoruz. Neden komşularımızın topraklarını işgal etmek uğruna ölüyoruz? Neden bu ülke açlıkla, yoksullukla, işsizlikle boğuşurken kaynaklarımız savaşa, bombaya, ölüme harcanıyor? Neden barış içinde yaşamak varken gençlerimizi, geleceğimizi kaybediyoruz? Soruyoruz, ölenler kimin evladı? Daha kaç can vereceğiz? Bizi savaşa sokanlara, bu savaşa engel olmak için çaba göstermeyenlere soruyoruz. İdlib'de cihatçı çeteleri korumak neden milli çıkarımız oluyor? Bilin ki milyonlarcamız bu soruyu soruyor ve her gün daha yüksek sesle sormaya devam edecek. Verecek cevabınız var mı? Evet değerli arkadaşlar, bu soruyu çoğaltmamız gerekiyor. Gerçekten çoğaltmamız gerekiyor. Biz savaşların hangi anlama geldiğini çok iyi bilen insanlarız. Bu parti, bu gelenek savaşların sonuçlarını en fazla yaşamış, tecrübe etmiş bir coğrafyadan besleniyor. Elbette bütün Türkiye halklarının partisiyiz. Fakat bu parti, bu geleneğin diğer partileriyle birlikte bir coğrafyada uç verdi. Savaşa karşı demokratik siyaset, savaşa karşı adil barış diyen insanların sesiyle buraya geldi, çığlığıyla buraya geldi.
Dolayısıyla biz biliyoruz savaş ne demektir. Savaş başlayınca kimler kazanır, kimler kaybeder. Biz biliyoruz ki savaş başlayınca öncelikle savaş tüccarları kazanır. Biz biliyoruz ki savaş başlayınca ilk kaybedenler yoksullardır. Hem çocuklarını kaybederler hem de ekmeklerini kaybederler. Çünkü bu savaşlar bir yerlerden finanse edilecek. Atılan her bombanın, ateşlenen her topun, kaldırılan her uçağın bir maliyeti vardır. Zaten şu son bir aya baktığınızda ekonomide yaşananları dikkatle de görmeniz gerekmiyor. Şöyle bir göz ucuyla izlediğinizde ya da kendi evinize, mutfağınıza, cebinize baktığınızda bunun nasıl gerçekleştiğini hemen tespit edersiniz. Dolar yükseliyor, zamlar geliyor, vergiler artacak. Kimden gidiyor arkadaşlar bunlar? Soruyoruz bütün halkımıza. Öncelikle yoksullara soruyoruz. Bu savaş öncelikle bizleri vuruyor. Ey bu ülkenin onurlu insanları! Bu ülkenin emeğiyle ekmeğini kazanmaya çalışan, bu ülkenin tertemiz vicdanlı insanları, bu savaş öncelikle sizi vuruyor, bizi vuruyor. O nedenle en çok biz yoksullar, biz emekçiler, biz kadınlar, biz gençler savaşa güçlü bir şekilde hayır demek zorundayız. Şimdi güçlü bir barış hareketi oluşturma zamanıdır diyoruz biz Türkiye'de. Fakat sadece Türkiye ile sınırlı kalmamasını da istiyoruz. Biz diyoruz ki Orta Doğu'da güçlü bir barış hareketi kurma imkanımız var. Orta Doğu'da savaşlardan zarar gören bütün halklara buradan çağrı yapıyoruz. Halklara çağrı yapıyoruz. Hep birlikte ülke sınır farkı gözetmeksizin, daha doğrusu ülke farkı gözetmeksizin, inanç farkı gözetmeksizin, hiçbir sınıra aldırış etmeksizin gelin hep birlikte güçlü bir barış hareketi kuralım. Bu barış hareketi bizim Demokrasi İttifakı hedefimizin de bir parçası olacaktır. Biz kendimizi Türkiye'de Demokrasi İttifakı'nın en önemli parçası olarak görüyoruz ama sadece Türkiye'de değil. Bütün Orta Doğu'da barışın, kardeşçe eşit yaşamın en önemli savunucusuyuz. Biz halklar arası eşitliği kardeşin şartı görüyoruz, kardeşliğin şartı görüyoruz ve kardeşlik eşitlik üzerine kurulduğunda bütün savaş baronlarını durdurabilecek kadar güçlüdür, güçlü olacaktır. O nedenle Orta Doğu'daki bütün emekçilere, savaştan zarar gören her bir aileye, bireye, bütün aydınlara, vicdanlı, insaflı, ahlaklı her bir kişiye çağrı yapıyoruz. El ele verelim. Orta Doğu'da barışı ve demokrasiyi birlikte kuracak sesi ortak hale getirelim. Çünkü biz bir araya gelmezsek şu ittifakı, bu ittifakı diye arayışlar, pazarlıklar devam edecektir. Şu ülkeler şimdi bununla ittifak kurdu, bu ülkeler şimdi onunla manevraya hazırlanıyor. Denecektir, deniyor zaten. Biz de diyoruz ki bütün o ittifak arayışlarının temelinde sermayenin çıkarı vardır. Savaş firmalarının, savaş şirketlerinin çıkarı vardır. Yarın öbür günde yıkılan şehirleri, yıkılan ülkeleri imar etme adı altında oradaki kaynakları talan etme hesabı vardır. O nedenle ey sevgili Orta Doğulu insanlarımız, aydınlarımız, her inançtan, her milletten kardeşimiz, bu çağrıyı lütfen dikkatle dinleyin. Bu çağrıya lütfen kulak verin. Ancak hep birlikte mücadele edersek başarabiliriz. Biz bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Sizin de inandığınızı biliyoruz ama bu inancınızı şimdi yüksek sesle dile getirme zamanıdır.
Orta Doğu'da barış, bu ülkede barış, hepsi iç içedir. Ama bu barışın temeli halkların eşitliğidir. Her bir halkın en temel haklarının tanınmasıdır. Muktedirlere değil, halklara yolları gösterelim. Muktedirlerin arkasından değil, halkın içinden yürüyelim. O zaman Orta Doğu'ya da barışı getiririz. Emin olun, Orta Doğu'ya barış gelirse, bu güçlü barış hareketi ortaya çıktığı anda bile, barış sağlanmadan önce, sadece böyle bir hareket ortaya çıktığı anda bile bütün muktedirlerin uykuları kaçacaktır. Umutlar daha da büyüyecek, yüzler gülmeye başlayacaktır. Toprağın altında yatan mezarsız ölüler coğrafyası olmaktan çıkaralım bu coğrafyayı. Birileri 100 yıl savaşlarından söz ediyor. Biz bıkmadan, usanmadan ebedi barıştan söz edeceğiz. Bu ebedi barışı da adalet ve eşitlik üzerine kurmak için nefesimiz yettiğince, gücümüz el verdiğince uğraşmaya devam edeceğiz. Evet, 30 yıl savaşlarına asla izin vermemeliyiz ama barıştan asla taviz de vermemeliyiz. 30 yıl savaşları bundan 400 yıl önce yaşandı aşağı yukarı. Avrupa'nın 1/3'ü çöl oldu. Nüfusunun 1/3'ü öldü. Bütün Avrupa. Hayır. Tarih bu şekilde tekerrür etmeyecektir. İzin vermeyeceğiz. Bu coğrafyayı ölümlerin coğrafyası değil, hayatın coğrafyası yapacağız. Hayat da, kültür de, renklilik de, çeşitlilik de burada doğmuştur. Orta Doğu, Mezopotamya, Anadolu. Barışın, kardeşliğin coğrafyası olacaktır. Olana dek de biz mücadelemize devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, savaşın ağır bedelini ödeyenler arasında ön sırada gelenler sığınmacılardır. Göçmenlerdir, mülteci deniyor. Mülteci ne anlama gelir bir yana ama toprağını terk etmek zorunda kalan insanlardır. Bir yerde savaş başladığı anda insanlar yerini, yurdunu, hatırasını, akrabasını, alışkanlıklarını terk edip yollara dökülürler. Sanki savaşı onlar çıkarmış gibi savaşın faturası da onlara ödetiliyor. Değerli yoldaşlar, mültecilik yeni bir mesele değil. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın yarısı mülteci duruma düştü. Orada yaşanan acılar hala tamir edilmeyi bekliyor. Biz şimdi burada bu savaşın yükünü ağır bir şekilde çeken mültecilere dönüp haklarını, hukuklarını savunacak insanlar var demek zorundayız. O insanlar bizleriz. Bizler olmak zorundayız. İnsanları, toprağından göçmüş insanları, evini, yurdunu, akrabasını, dostunu terk etmek zorunda kalmış insanları pazarlık malzemesi haline getirenler utanmalıdır. Şantaj malzemesi olarak kullananlar utanmalıdır. Mülteci krizi insanlık krizidir. Mültecilere karşı her saldırı insanlığa saldırıdır. Şimdi burada yapacak çok şey var değerli kardeşlerim. Biz bu konuda güçlü bir hak ve dayanışma hareketi örmek zorundayız. Burada, Orta Doğu'da, Avrupa'da. Şimdi mültecileri pazarlık kozu olarak ölüm yolculuğuna sürüklemek büyük vicdansızlıktır. Bunu söylüyoruz. Fakat onları sınır kapılarında soğuk havada çadırsız, gıdasız bekletmek, gazla, plastik mermiyle müdahale etmek de o kadar büyük bir vicdansızlıktır. Mültecilere Avrupa'daki bütün devletler kapılarını açmalıdır. Bütün kapılar açılmalıdır ve bütün kapılar açıldıktan sonra da herkes bu savaşta
kazandığı paraları o devletler, o şirketler bu insanların kanı ve canı pahasına bedelinde kazandıkları paraları ortaya koysunlar. Bu insanların barınma, sağlık ve diğer bütün temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir uluslararası fon kurulmalıdır. Bir uluslararası girişim oluşturmalıdır. Bu devletlere bırakılamaz sadece. Devletler bunu yapmakla yükümlüdürler. Yurttaşlar olarak biz devletleri buna davet edeceğiz. Onları buraya zorlamak için mücadele edeceğiz. Ama bizler, sivil inisiyatifler, tek tek bireyler burada, bu ülkede, Avrupa'da, Orta Doğu'da bu mücadelenin içine gireceğiz. Bu yükün altına omzumuzu koyacağız. El ele vererek bu mülteci düşmanlığını, bu ırkçı dalgayı durdurmak zorundayız. Bugün mültecilerin ne istediğini ve ne yaşadığını, hadi ne istediğini bir kenara bırakalım, çok temel insani ihtiyaçları karşılanmasını istiyorlar. Ama ne yaşadıklarını kimse dinlemiyor. Acılara kendilerini duyurabilmeleri için bir imkan tanımak, bütün bir hakikat için ön şarttır arkadaşlar. Peki bu göçmen ve sığınmacılara, onların acılarını dile getirebilmeleri için bir imkan tanınıyor mu? Hayır. Kimse onları dinlemiyor. O acıları dinlemiyor. Sadece bunlar üzerinden siyasi hesap, bunlar üzerinden iktidar manevraları yapılıyor. Vicdansızlıktır bu. Bu insanlık adına utançtır. O nedenle hep birlikte bu insanların umudunu canlandırmak zorundayız. Umudun adresi bellidir. Barış. Bölgede barış, bu ülkede barış. Bu şu demektir. Ülke içinde ortaya çıkan sorunlar, toplumsal sorunlar şiddetle çözülemez demiştik kongrede. Ülkeler arası sorunlar da savaşla çözülemez. Biz diyalog, siyaset, diplomasi yollarının açılmasını istiyoruz. İktidarlardan değil. Bunların açılması için halkların daha kararlı mücadele etmesini istiyoruz. Biz halklara bu çağrıyı yapıyoruz. Hep birlikte. Gelin bu ülkeye ve bu coğrafyaya barışı hakim kılacak mücadeleyi büyütelim, sesi daha da yükseltelim değerli arkadaşlarım. Evet. Bu ülkede ve bu coğrafyada acı çok. Ben Ahmet Telli yoldaşımızın, çok sevdiğim bu şairin çok değerli dizeleriyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Diyor ki, ama acılara alışılmaz. Bir şeyler var değişecek. Bir şeyler var değiştirmemiz gereken. İşte acıla önce acılardan başlanacak. Evet değerli arkadaşlar, biz önce acıları bitireceğiz ve sonra acıların yaşanmayacağı büyük insanlığın hayatını kuracağız, hep birlikte kuracağız. Bundan en ufak bir tereddüdümüz olmasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Hepimize başarılar. Serkeftir.